Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi 2209 sokak üzerinde bulunan Özgürlük Parkı'nı yeniden düzenleyen Yenişehir Belediyesi, parkın içerisine işitme engellilerin zaman geçirebileceği bir yapı inşa etti. Sosyal donat alanının kullanımı Yenişehir İşitme Engelliler Spor Derneği'ne verildi. Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, engelleri birlikte aşmak için omuz omuza olacağız, birbirimizi düşüreceğiz. Bugünün sağlam sağlıklı insanları yarının engellisi olabilir. Bu mantıkla hareket edeceğiz ve engelli kardeşlerimize özen göstereceğiz dedi. Burada çok özel bir günde, özel bir tesisin açılışında birlikteyiz. İşte seçim öncesi özellikle mahalleleri gezip insanlarla yüz yüze geldiğimizde bazı eksiklerin farkına varıyorsunuz. Ve orası size zaten diyor ki seçildiğinizde şu işleri yap, şu işlere ihtiyaçlar var. Bizim vaatlerimiz arasında olan işlerde birçoğu o seçim çalışmalarında gerçekleşti. Yani biz de o işareti aldık. Ondan sonraki süreçte mahallelerde yaptığımız toplantılarda bunu pekiştirdik. Her mahallede biliyorsunuz kürsü kurduk. Bu kürsüye biz çıkmadık, vatandaşlar çıktı. Vatandaşlar isteklerini ifade ettiler. Biz o istekleri 5 ana başlıkta topladık ve dedik ki insanlar nereye ne istiyor, ne yapılmasını istiyor, hangi projeleri istiyor? Onları gerçekleştirmek için o 5 ana başlıkta bu sefer çalıştaylar yaptık. Bu işleri nasıl yaparızı uzmanlarıyla konuştuk. Bunlar spor alanı, sanat alanı, şehircilik alanında birçok alanda bu istekleri toparladık ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada güzel günler geçirelim. Her şey güzel olsun. Her şey çok güzel olsun. İnşallah aradığınızı burada bulursunuz. Yani burada bir eksiği, bir yeni şehrin bir eksiğini kapatmış, sizlere faydalı bir iş yapmış olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Sizler de öyle kabul edersiniz. Yenişehir Belediyesi işitme engellilerin sosyalleşebilmeleri, kaliteli zaman geçirebilecekleri ve çeşitli etkinlikleri yapabilecekleri bir kafeterya da inşa etti.